Selamünaleyküm. Elmas'ın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Balkonuma hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz ne yapıyorsunuz demeyiz. Ne arıyorsunuz deriz. Ne arıyorsunuz, iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Ben bugün ne yapacağım? Karışık turşu yapacağım. Şöyle karışık turşu için gerekli malzemelerim. Fındık, biber, domates, sarımsak, maydanoz, sirke, tuz ve limon tuzuna, bir de sıvı yağa ihtiyacımız var. Bu turşu gerçekten enfes bir turşu. Ben hemen yapımına geçeyim canlarım. Şöyle biberimi dökeyim. Daha bu biber yıkanacak. İlk olarak da ayıklama işlemine geçeceğim. Niye döktüm? Çünkü şöyle sap kısımlarını ayıtlayacağım. Biberlerimi sap kısımlarına ayıtlayacağım. Domateslerimin de çürüğü varsa çürüğüne, çarığı varsa çarığına bakacağım. Sevgili takipçilerim benim sohbet etmemi çok seviyormuş. Müzik koyma Elmas, sen sohbet et, biz dinleyelim diyorlar canlarım benim. O yüzden ben bugün sizlerle hem biberimi temizleyeceğim hem sohbetimi edeceğim. İnşallah. Şimdi ne yapacağım? İlk olarak da biberimi temizleyeceğim. Gerçekten bahçe ekmek çok güzel benim için. Toplamak da bir ayrı zevk. Rabbim o kadar güzel emeklerimizin karşılığını veriyor ki biz ona sadece tohum veriyor. O bize kuva kuva, leğen leğen, bitmek bilmeyen biberler, domatesler, aklınıza ne gelirse mısırlar, patatesler, her şeyi bol bol veriyor. Şükürler olsun Allah'ımıza. Bugün aklıma bu geldi. Sabahleyin erkenden kalktım, biberleri falan topladım canlarım. Gerçekten gündüz iş yaptığım yetmiyormuş gibi akşamlar da bir şeyler yapıp da işimi hafifletmeye çalışıyorum. Acaba diyorum, bir benim işim mi böyle, yoksa ötekilerin işi de mi böyle diye söylüyorum. İnanın gözlüğüm bile tozun pasağın içinde kaldı. Çıkardım ama hani tozlu tozlu baktığım zaman o da beni yoruyor. O yüzden çıkardım. Fıstık Hanım da bana eşlik ediyor, şurada bekliyor. Eğer bir hemen yüz birsem yanıma gelecek. Yarın Demir kasabasında da düğün var. Bize de davet geldi. Tanıdık bir arkadaşımızın düğünü. Oraya da hediye götüreceğim. Kızı gelin gidiyor başka yere. Ona da hediye götürecek. Kayınvalidemle kınaya gidecek. Ona da gelmiş davet. İnşallah yarın belki orada sizlere çekim yaparım. Sizler de izleyin canlar. Bu benim bahçemin domatesi, bahçemin sarımsağı. Sarımsak falan satın almadım ben. Sadece Serkan almış bu sene. 4 kilosunu 20 TL'ye. O da ta sarımsaklar ilk söküldüğünde, şimdi tanesi galiba 10 TL. Evet, 1 kilosu. Ben çok yoruldum bugün. Ne iş yaptın Elmas dersen, inanın ayakta çok durmaktan her yerim ağrıyor sevgili takipçilerim. Enerji kalmadı artık. Bu yaz işleri benim havamı dağıldı, enerjimi dağıldı canlar. Bu arada beni uzaktan izleyip de yorum bırakan, bırakmayan tüm sevgili takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. O kadar kişiyle konuştuk ki yarısı diyor ben yorum yapmayı bilmiyorum, sadece izliyorum, bir faydası oluyor mu, beğeni yapıyorum diyor. Hiçbir şey yapmasanız bile bizi gönülden sevmeniz gerçekten en güzel beğeni bence o. En güzel yorum o canlar. Yoldan geçen bir ablamızı gördük. Yurt dışı plakasıydı bugün. YouTuberlar diyor, bizi gördü. Çok güzel duygu. Anlatamam gerçekten. Hani tanınmak, sevilmek. Anlatılmıyor yani. Bu duygu sadece yaşanıyor canlar. Uzaklardan sevmek, yani hiç tanımadığın kişilerin sana merhaba demesi bile çok güzel duygu. Şimdi ben bu turşumu geçen sene domatesini kaynattıydım. Sevmedim. Çok acı olmuş. Bir de aşırı derecede koyuydu sosu. Bu sene de kaynatmadan yapacağım. İlker bacım da öyle yapıyormuş. Yapmış, kavanozlara koymuş bacım. Ben de imrendim. Hepsini mi yiyeceğim sanki? Sevgili takipçilerim, bana çok yorum geliyor. Her şeyi çok yapıyorum. Niye bu kadar bol yapıyorum? Benim elim çok bol. Rabbim rızkını veriyor. Ben evime bir misafir gelsin, bir sevdiğim kişi gelsin,
Mesela kiler geziyor ya. O görsün oğlum. İlla ondan ya bir kavanoz ya bir tattırmalık veriyor. Allah verdim dedirtmesin. Sevdiklerimle paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden inanın 10 kavanoz yapıyorsam, 5'ini yiyorsam 5'ini de sevdiklerimle paylaşıyorumdur. Geçen sene 21-22 kavanoza yakın, böyle bidonlara yakın 5 litre turşu yaptım. Ya birini yedim ya ikisini yedim. İnanın en sonunu durdu bacıma götürdüm. Hani yok çünkü dağıtıyorum, seviyorum, vermeyi seviyorum, paylaşmayı seviyorum. Allah da bana ha vermiyor mu? Veriyor. Kat kat misli mislisini veriyor yani fazlasıyla. Bence paylaşmak güzeldir canlar. Eğer evinizde imkanınız varsa, bir tane ekmeğiniz varsa, sevdikleriniz de o ekmeğe muhtaçsa paylaşın. Rabbim size o ekmeğin inanın 2 katını, 3 katını veriyor. Ben birçok şeye şahit oldum sevgili takipçilerim. Şu an annemgille konuştum, Hasan kardeşimle. Onlar da saçlama yapıyormuş. Arabanız olsaydı siz de gelirdiniz diyorlar. Ama bizim karnımız tok dedim. Onlara afiyet olsun. Can aileme. Görüyorsunuz. Sizlerin sayesinde ben tek başıma değilim şu an. İnanın o kadar alıştım ki sizlere. Sanki yanımdasınız. Bana yardım ediyorsunuz. Oturup ikimiz, üçümüz sevdiklerimle konuşuyor gibi oluyor. Hani sıkılmıyor. Sizler varsınız yanımda, karşımda oturuyor gibisiniz sevgili takipçilerim. Birçok sevdiğim ablam, ablalarım diyeyim, bana yorum bırakıyorlar. O yorumları okurken o kadar çok duygulanıyorum ki. Hatta bir tane takipçim şey yazmış, çok duygulandım o yoruma da. Ben hani her gün mü video atayım, 2 günden 2 güne mi video atayım sizi sıkmamak için sormuştum. Ama %90 her gün at diye oy kullanmış. O yüzden günlük vloglarımızı paylaşacak yine sizlerle her zamanki gibi. Bir tane takipçim de şey yazmış. O da çok duygulandırdı beni. Her gün ilacı kullanırsan mı fayda eder? 2 günden 2 güne kullanırsan mı fayda eder diye sormuş, yazmış. O yüzden sen günlük at. Biz yurt dışında genelde şu yorum çok gelmiş. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Bizi sensiz bırakma. Senin videolarınla köy hayatını yaşıyor gibi oluyor. Sanki seninle gibiyiz. Diye çok yorum aldım. Gerçekten canlarımın yorumları benim için çok değerli. O yüzden sizler ne diyorsanız ben oyum canlarım. Eğer 2 günden 2 güne atın deseydiniz gerçekten sizleri sıkmamak için 2 günden 2 güne atacaktım. Ama oyumuz %90 olduğu için artık günlük vloglarımla yine sizlerleyim. Dolu dolu, gümbür gümbür. Yeni yeni videolarımla Elmas'ın hayatında kalın. Eğer hala abone olmadıysanız abonelik ücretsizdir. Cebinizden ücret falan kesilmeyecek canlarım. Sadece abonelik ücretsiz. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada ben şöyle biberlerimi bayağı hafiflettim. Sarımsağımı da soyacağım. Bazen gerçekten insan iş yaparken, ben hep öyleyim, tek başıma olduğum zaman hep şu şöyle olsaydı, şunu şöyle yapsaydım, bu niye böyle oldu ki diye kendi kendime konuşuyorum. Beynimi dinlendiriyorum bazen, bazen kendi kendime moral veriyorum. Bazen acaba neden böyle oldu diyorum, bazen haksız yere haksızlık yaşadığım zaman bu niye böyle oldu diye kendi kendime sorguluyorum. Sizlerde kesin öyle şey vardır. Bütün kadınlarımızda vardır inanıyorum ben. Hani iş yaparken biz ona vesvese deriz. Vesveseyle işimi yapıyorum. İnanın evimin işi bu aralar pek yapamıyorum ev işini. Çünkü bu bahçe işini hafifletmem lazım. Yine domatesler kızarmış. Bu bahçeden domatesler. Yine salça yapacağım ama bu sefer kaynatmayacağım canlarım. Çünkü o kaynatma salça beni çok yordu. Ve de yıprattı. O gün bir de hava o kadar yağmur yağdı. Bulanıktı, rüzgar esti. İnanın pişman oldum kaynattığıma. Bak şu ara hava çok güzel gidiyor. Millet bağa üzümlerini serdi. Kurulusunu
Karalısını yapıyor. Ona ne diyor? Karalı mı diyorsun üzüme? Ben hiç üzüm kurutmadım. Yani kuruttum desem yalan söylerim. Hiç kurutmadım. Üzüm kestim bağdan. Pekmez yapmak için ama kurutmak için hiç kesip de koymadım yani bağya canlarım. Yapanlar vardır. İlla o da zevklidir. Hani zordur ama sevdiklerinle eğer kesiyorsan üzümü o da zevklidir diye düşünüyorum. Ben fındık biberlerimi topladım ama daha da var. Bu buna yeterli bence. O geri kalanını da ayrıca küçük kavanozlara toplayıp turşu kurmayı düşünüyorum. Yoruldum. Sohbet ederken de yoruldum. Sen sohbet et, biz dinleriz diyorsunuz. Tek başıma konuşu konuşu ben de yoruldum. Bir de siz konuşun, ben dinleyeyim. Gerçekten benim bazen şöyle söyleyeyim. Hani işlerim bittikten sonra insanın kendisine ayırdığı bir zamanı vardır. Yatma zamanı. O zaman böyle yatağıma uzandığım zaman yorumlarınızı okuyorum ya. Bana terapi gibi geliyor. Tüm yorgunluğum gidiyor sevgili takipçilerim. O kadar güzel kişiler tanıdım ki inanın sizlerden gelen yorumlar insanın bazen burnunun direğini sızlatıyor. Belki buna inanmayanlar da olacaktır. Eminim çok öyle kişiler. Hani nasıl hiç tanımadığın kişiye ağlıyorsun diyenler var. Aslında biz onları görmeden sevdik. Ben hep yazıyorum yorumlara. Görmeden sevdiklerim diye. Onları ben nasıl sevdim? O güzel yorumlarıyla sevdim. Onlar kendilerini sevdirdiler bana. Onlar beni her gün evlerine misafir ettiler. Evlerinde ağırlıyorlar. Hatta dün bir tane yorum okudum. O da çok hoşuma gitti. Bakın en güzel yorumlarım unutulmuyor. Elmas seni o kadar çok seviyor ki inan bacımla annemle konuşurken seni bile hani lafını ediyor. Elmas bugün bunu yaptı. Elmas bugün şunu yaptı. Sanki kendi ailemizden gibi oldum. Biz mesela sevdiğimiz kişiler annemiz bacımız olduğu zaman biz öyle dirik. Bugün işte İlkay bunu yapmış, Derman bunu yapmış diye anlatırız ya. Bu arada düğün var Demirci kasabasında. Duyuyorsunuz, belki duyuyorsunuz. Ben dinliyorum burada. Demirci'nin düğünleri bitmiyor. Bitmek bilmeyen düğünler maşallah. Nasıl, nereden bulup da nasıl yapıyorlar düğünü? Çünkü hayat çok pahalanmış. Hiçbir şeye güç yetmiyor arkadaşlar. Pazara gidiyor 200-300 TL'yle. İnanın hiçbir şey gitmiyor. Sadece bir cevizin kilosu 30 TL. Ezan-ı şerifimizi de dinletelim sizlere. Thank you.
Azizallah, şefaat ya Resulallah. Sevgili takipçilerim, ben biberlerimi temizleyeceğim. Daha sonra bunları yıkayacağım. Sarımsağımı soyacağım. Biber, domateslerimin sap kısımlarını koparacağım. Domatesler kurtlanmış biliyorsunuz. Onları falan kurtlarını temizleyeceğim. Turşu kurma işleminde inşallah görüşürüz canlarım. Sevgili takipçilerim, ben şu an ikramiyeyi okula bıraktım geldim. Oradan da alışveriş merkezine geçtim. Şöyle kavanoz kapağı aldım yine. 10 tane de yarım kiloluk kavanoz aldım. Ne yapacağım bunları? Güzelce yıkayacağım. Turşumu içine koyacağım tertemiz canlarım. Şöyle kapağıyla birlikte. Paşa Bahçeli'nin gerçekten güzel bir mantası var. Şimdi bunları güzelce bir köpürteyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ben bunları güzelce yıkayayım, kurulayım. Daha sonra turşu yaparken görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, şimdi turşumu kuracağım. Şöyle bahçeden toplamış olduğum biberlerimi akşamdan yıkadım. Maydanozumu da yıkadım, o sızar dursun. Şöyle kavanozlarımı da yıkadım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kavanozlarımızı hazırlayalım. Şimdi ne yapıyor bu elmas? Niye böyle turşu kuruyor? Normalde ben bu karışık turşumu, karışık soslu turşumu bir tane leğenin içine döküyordum arkadaşlar. Domatesimi de çekip onun içine döküyordum. Maydanozumu da çekip onun içine döküyordum. Ama bugün ne yapacağım? Kavanozlara koyduğum için normalde 5 litre bidonlara kuruyordum ben. O yüzden şöyle göz kararı biber koyacağım. Geri kalanına sos koyacağım. Çünkü böyle yapmazsam yarısı sos olur, yarısı biber olur. Eşit olmuş olmaz. O yüzden şöyle bir koyun. Eğer çok fazla koyuyorsa sosum yetmeyecek kadar. Aklıma böyle geldi arkadaşlar. Eğer sizin de var bildiğiniz bir plan varsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben söylediğim gibi biberim eksik olmasın. Hepsi eşit gitsin birbirine diye bu şekilde yapacağım bu sefer. Normalde söylediğim gibi hepsini karıştırıp yapıyordum. Ama bugün kavanozlarına kuracağım için biberlerin hepsi eşit olsun diye hepsini bu şekilde koyacağım. Biraz sonra sosumu hep karıştırıp dökeceğim. İnşallah. İnşallah kavanozlarıma da yeter. Aşağıkilere gitmek zorunda kalmam sevgili takipçilerim. Kavanoz var mı zaten? Pazardan aldım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13 tane falan. 2, 1, 3 tane de aşağıkilere de getirdim. 13 kavanoz falan. Bir tanesi 1 litre. Diğerleri yarım kilo. Yarım litre. Şöyle eksik gelenleri paylaştırayım. Tam denk geldi canlarım. Ben bugün aklıma böyle geldi. Gerçekten de iyi oldu. Hepsi eşit oldu. Görüyorsunuz sevgili takipçilerim. Şimdi bu leğenimi tekrardan yıkayayım. Zaten temiz ama yine de sudan geçireyim. Şimdi ne yapacağım? Doğradığım domateslerimi, maydanozlarımı bunun içine ekleyeceğim. Şöyle tahtamı çıkarayım. Bismillah. Şöyle gözümüzün önünde alalım kavanozlarımızı. Bazı takipçilerim yorum yapıyor. Elmas bu kadar turşuyu ne yapacaksın diye. Ben seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Şöyle 3 bağ domates, maydanoz temizledim. Yıkadım. Tek küçük doğramanıza gerek yok. Ben iri seviyorum maydanozu. Ama yine tercih meselesi eğer istiyorsanız ufak da doğrayabilirsiniz. Ve zaten hani maydanoz şeyin içinde kayboluyor turşunun. O yüzden fazla yapmıyorum. Şimdi ben sevgili takipçilerim domatesimi bir rendeleyeceğim. Ona göre tarif vereceğim sizlere. Çünkü tam olarak ben de miktarını bilmiyorum neyin ne katacağım. Ben hep göz kararı yapıyorum turşularımı. Daha sonra sizlere ölçü veriyorum. Şöyle ben maydanozu çok sevdiğim için 3 bağır maydanoz ekleyeceğim. Şimdi bu kadar turşuma. Sarımsağımı da normalde elimle doğruyordum. Robot kuracağım için
Çünkü bunun sosunu biliyorsunuz kaşıkla yiyoruz. Sarımsağını da yiyoruz. O yüzden sarımsak ağzımıza böyle diri diri gelmesin. Ağzım sulandı. Onu da ufacık tutayım ki kaybolsun içinde. Şu üçüncü bağımı da doğrayayım. Bu biraz küçük bir bağısı. Ve bunu doğradım. Şimdi robotumu kurayım. Domateslerimi çekeyim canlarım. Şu an robotumu çalıştıracağım şöyle. Ben akşamdan domateslerimi de güzelce ayıkladım. Kabuğunu falan soymadım çünkü robot onu çekeceği için gerek duymadım sevgili canlar. Eğer isterseniz siz kabuğunu soyabilirsiniz. Ben akşamdan şöyle görüyorsunuz hep kurdu böceği falan varsa temizledim, ayıkladım. Şimdi hazır olsun diye bu şekilde yaptım canlar. Söylediğim gibi domates sosunu ben bu kadar ayıkladım ama hepsini kullanacağım diye bir şey yok. Şimdi bakacağım ne kadar gidecek. Az mı gidiyor, çok mu gidiyor? Şöyle güzelce çekti. Hiç kabuğu falan kalmadı canlarım. Gerçekten robot iyi çekiyorsa kabuk kalmıyor zaten. Hani kabuk olur mu diye tereddütte kalmayın, kalmıyor. Hatta şöyle. Ben domateslerimi bu şekilde çekeyim. Daha sonra turşumuzun içine neler eklenecek? Sarımsağımı da çekeceğim böyle bu şekilde robotumda canlar. Şöyle sarımsağımı da size göstereyim. Akşam onu da soydum. Bu kadar sarımsak yeterli. Bunu da çekeceğim. Daha sonra sirkesini, tuzunu başka neler atacağız içine? Devam edelim. Domatesimi çektim. Maydanozumu doğradım. Robotumda şöyle sarımsağım ile tekrar domatesimi çektim. Çünkü sarımsak o zaman içinde kalıyor. Birazcık domates eklediğim zaman kalmıyor. Şöyle güzelce robotumu temizleyeyim. Şimdi sirkesini ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir, normal kutlu bardak. İki, üç, 4. 4 su bardağı sirke ekledim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. 1. 2 su bardağı da sıvı yağ ekledim canlarım. İsterseniz tuz ölçümü de bundan yapayım. Benim şöyle kutlu bardağım var ama benim domatesimin ölçüsü belli değil. O yüzden söylediğim gibi ben göz kararı yapıyorum canlarım. Siz de domatesinize, biberinize göre yapın. Şöyle içine bu kadar limon tuzu ekledim. Şöyle de bir, su bardağı da kaya tuzu ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bu tuzu, limon tuzunu birbirine yedireceğim inşallah. Ben bunu bu şekilde 15-20 dakika karıştırayım ki tuzlarım
Erisin canlarım. Sevgili takipçilerim, ben aşağıdakilerden 6 tane daha kavanoz getirdim. Niye böyle yaptım? Çünkü biberi çok acı olursa dedi. İlkay ablamla sohbet ettik. O zaman yiyemezsiniz bacım dedi. Şöyle hepsine eşit olmak şartıyla hepsine yetecek kadar koydum. Şu da makinemin tuz koyma honisi. Bunu da bir tane takipçim yorumda bırakmış. Teşekkür ederim ona da. Bana bu güzel fikri verdiği için şöyle ben güzelce erittim turşumun tuzunu, limonunu. İsterseniz limon atmayabilirsiniz. Ben attım. Niye attım? Bozulmasın diye. Biberlerim diri kalsın diye yaptım ama zaten İlkay ablam diyor ki sirke de var. Domates de ekşi diyor. O yüzden diyor keşke atmasaydım dedi. İnşallah güzel olur ama siz atmayın sevgili takipçilerim. Şöyle ben bu tuzuna bakacağım. Tuzu gayet güzel. Fazla tuzlu olursa yenmiyor canlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle bir yavaş yavaş ekleyelim bakalım turşularımızı. Kapağımız kapanacak şekilde. Bu turşumuz 10 ila 10, 12 gün içinde zaten oluyor. Gerçekten çok güzel bir turşu. Herkesin yapmasını tavsiye ederim canlarım. Bu şekilde daha iyi oldu. Bakın hep biberleri bazısı gidecekti, bazısı gitmeyecekti. Gerçekten güzel fikir oldu. Ben bu şekilde turşularımı doldurayım. Daha sonra ağızlarını kapatıp sizlere serviste göstereceğim yani nasıl olduğunu canlarım. Benim gibi yapacak olanlara kolay gelsin. Yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Gerçekten bu turşu çok güzel bir turşu. Bol yemek yediriyor. Diğer turşular gibi değil sevgili takipçilerim. Yapacak olanlara tekrar kolay gelsin. Honi de bayağı işe yaradı. Benim gibi bilmeyenler varsa onlar da benden görüp inşallah onlar da yaparlar canlarım. Mesela bana bir tane takipçim söyledi. Ben çok memnun kaldım. Bu sosu artarsa bunu israf etmeyeceğim. Bahçeden tekrar biberi toplayıp büyük bidonlara vurmayı düşünüyorum canlarım. Çünkü sosum hani robotta çektim o kadar zahmet ettim. İsraf etmeyeceğim. Söylediğim gibi sosun miktarını hani bilmiyorum göz kararı yaptım. Ve bu şekilde doldurayım canlarım. Bittikten sonra temiz halini sizlere göstereyim inşallah. Canlarım şöyle turşularımı yaptım. Görüyorsunuz tam yetti. Ne arttı ne de eksik kaldı. Gerçekten sanki saymış gibi oldu. Şimdi kapaklarını güzelce vakumlayıp kapatacağım. Zaten huniyle koydum. Hiç kapak kısımları da batmadı ama yine de şöyle güzel kapansın, hava almasın diye siliyor kenarlarını. Sevgili takipçilerim, turşularımı kurdum. Bir kadının en güzel mutluluğu evine bir şeyler yapıp ortalığı toparlayıp şöyle etrafına bir bakmasıdır bence. Benim gözümde bu. Görüyorsunuz turşularımı yaptım canlarım. Bayağı bir çok oldu yine. Bir sürü yorum alacağım biliyorum. Ama inanın bunların hep bir uzaklarda rızkı, yiyeceği kimse kimsenin kısmetini yemez. O yüzden kimin kısmeti var belki buralarda hiç kimse bilemez canlarım. Turşularımı yaptım. İnşallah sizler de yaparsınız bu tarifimi. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım. Tekrar yeni videomda görüşmek dileğiyle.